şarkıyı da çek de var tam besteye göre, eski besteye göre işte ölse. Değil mi yani? Böyle çeker, fark etmez ki. İsmim Sermet Yarar. Evet ya. Evet. Peki, esas besteye olarak lağabeyinizde kimler denir? Yaverler. Yaverler, evet. Güzel. Yaverler denir. Evet. Siz bu mesle kaç yılında başladınız? Şöyle özgeçmişinizi bir anlatır mısınız? Efendim bu meslek bizim baba meslekimiz. Evet biliyorum. Zannederim 200 yıldan beri tekstil bizim meslekimiz. Efendim ben bu mesleke 1976'da başladım. 15 yıl evvel kendime ait ama daha önce baba yanında babamızla beraber. Evet. Aşağı Besli'de, aşağı şehirde de. Evet biliyorum. Olmak üzere biz bu mesleki baba yanında sonradan 1976'da kendi şahsımıza ayırdık. Yapmaya başladık. Peki, size soruyorum. Bu Besli halkı aşağı şehirden buraya göçtük. Burada da tutunamadı. Birçoğu dışarıya gitti. Evet. Sizin görüşünüz nedir? Neden gitti bu millet? Efendim, aşağı şehirden buraya geldiği zaman zaten orada Beslileri aşağı şehirde tutan şey bence herifin bir evi vardı, bir dükkanı vardı. Orada yıkılınca ev yapmak için buraya gelmeye gerek görmedi adam. Gitti. Daha büyük şehirlerde aynı emeğiyle, aynı parayla ev yapabileceğini hissettiği an çöktü. Sonra tabii iş sahasının varoluşu yukarı şehirde tekrar bir ev yapmasına imkan vermedi. Buradan göçtüğün sebebi bence bu. Aşağı şehirdeki evimi yıkınca yukarı besinde ev yapmayla gidip İstanbul'da ev yapmanın hiçbir farkı yok o zaman. Evet. Ve pek çoğu bu noktalarına giderek buradan göçtüler. Aşağıya gittiler yani mümkün. Bence anladığım kadarıyla benim düşündüğüm sebeplerden birisi bu. Diğeri de işsizlik sorunu. Evet. Bir de mesela bir besni zaten bir ufa dediğimiz dokumacı. Evet. Esnafı, bir yanı sıra ayakkabıcı esnafı. Bu fabrikasyon sistem Türkiye'ye girince, seri üretim girince, bunlar bununla da rekabet edemeyince yeni bir iş sahası bulmak istiyorlar. Şehir dışına çıktılar ve çoğu dışarıdaki illere büyük bir yere geldi. Zaten İstanbul'da ayakkabıcı esnafının çok büyük bir kesimi ve bunlar aşağı şehrin köşklerleri. Evet. Dokumacı esnafı gidin Uşak'taki efendime söyleyeyim Antep'teki dokumacıların kalıp dükkanlarının çoğu yine burada aşağı şehrin zırfaları bunlar bez dokumalar, saban dokumalar bunları bizden büyükleri daha iyi bilirler ama bunlar burada kalma ihtiyacı duymadılar. Sonra buranın işsizlik sorunu tabii bunları götürmüşler. Başka bence sebeplerden birisi de bu. Peki şimdi şöyle diyorum ben de, biz şimdi bir Besni folkloru kursak diyor, bizim Besni folkloru geniş, aslımız Türkmen, evet. Katkısız aslımız öz Türkmen. Türkmen. Evet. Bizim 9 Türklerin içinde en halis konuşan, Karaca olan Türkmeni biziz. Evet. Halis konuşan, bilirsiniz. Evet. Onun için biz Besni olarak bunun üzerinde duruyorum ben, bir folklor kurmak istiyoruz. Yani bütün böyle çektiğim bütün eserlerime böyle açık bir tartışma şekli yani siz de katkıda bulunur musunuz? Mutlaka katkıda bulunurum. Zaten benim bildiğim Besni'deki Erika.